Merhaba arkadaşlar. Bu sefer bir değişiklik yaparak dersimizin videosunu dışarıda çekmeye karar verdik. İmkanlar dolayısıyla. Her neyse, bu videomuzda geçmişten bugüne bilgisayar destekli eğitim ve öğretim uygulamaları alanında Türkiye'deki gelişmeler ve dünyadaki gelişmeleri kıyaslayacağız. Bilgisayarın eğitime verdiği destek, bilgisayar destekli öğretim, bilgisayar temelli öğrenme, bilgisayara dayalı eğitim gibi farklı şekillerde ifade edilebiliyor. Peki eğitimde bilgisayar kullanımı olarak tabir ettiğimiz bilgisayar destekli öğrenme nedir, ne değildir? Farklı amaçlar için dahi olsa eğitim ortamında bilgisayar kullanımının bilgisayar destekli öğrenme olarak nitelendirilmesi doğru mudur? Bu sorulara cevap arayarak başlayalım. Öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor ki eğitimde kullanılan bütün yararlı bilgisayar programları bilgisayar destekli eğitim uygulaması olarak değerlendirilmemelidir. Mesela öğretmenlerin rapor hazırlamak için kullandığı, öğrencilerin ödev yapmak için kullandığı kelime işlem programları, kayıtları düzenlemek, saklamak için kullanılan veri tabanı programları ya da bilgisayar yoluyla sunum yapılması, bu uygulamalar bilgisayar destekli eğitim uygulamasına girmez. Çünkü bilgisayar destekli eğitimde ne vardır? İçerik ve faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılması gerekiyor. Yani öğretimsel içerikler bilgisayar yoluyla aktarılacak. Öğretim sürecinde öğrenciler bilgisayarda programlanan derslerle etkileşim halindedir. Yani bilgisayardan dönüt alır, ipucu alır, pekiştireç alır, sürekli bir etkileşim kurar. Bilgisayar eğitim ortamı gibidir. Bilgisayar ortam rolünü üstlenir, öğretmen ise rehber rolünü üstlenir bilgisayar destekli öğretimde. Yani bilgisayar destekli öğretim sayesinde her öğrenci kendi öğrenme sorumluluğunu kendisi üstlenir. Kendi öğrenme düzeyini kontrol edebilir, değerlendirebilir. Kendi öğrenme hızına göre bilgisayardan yararlanabilir. Ayrıca burada bilgisayar öğretmenin yerine geçmiyor. Ancak konunun ve öğrencinin özelliklerine göre öğretmen tarafından kullanılıyor. Bilgisayarlı eğitimle bilgisayar destekli öğretim arasındaki fark da burada zaten ortaya çıkıyor. Bilgisayar destekli eğitimde eğitici bilgisayarken bilgisayar destekli öğrenmede eğitici öğretmendir. Bilgisayarın öğretim amaçlı olarak bilinen ilk kullanımı 1950'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ve pilotları eğitmek amacıyla kullanılan uçuş simülatörleridir. 1970'li yıllarda maliyeti daha düşük bilgisayarların devreye girmesiyle Amerika'da eğitim uygulamaları ile ilgili projeler geliştirilmiştir. Bu projelerden en önemlileri IBM 1500, Tiket ve Plato sistemleridir. Bunlara daha önceki derslerde değinildiği için açıklama ihtiyacı hissetmiyorum. Amerika'daki bu projelerin etkisiyle 1970'li yıllarda Almanya, İngiltere, Fransa, Japonya, Rusya gibi ülkelerde bilgisayarın eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanımına yönelik çeşitli eğitim faaliyetleri, projeleri hayata geçirilmiştir. Bu projelerden birkaçı İngiltere'de 1980 yılında yürürlüğe konulan mikroelektronik eğitim programı, Fransa'da 1983'te 100 bin bilgisayar hedefinin belirlenmesi ve bu hedefe kısa sürede varılması üzerine 1985 yılında herkes için enformatik programının başlatılması. Almanya'da 1975'te orta öğretimin üst kademelerine bilgisayar eğitimi dersi verilmesi gibi. Bilgisayar alanındaki önemli gelişmeler donanımsal alanda olduğu gibi yazılım alanında da kendini göstermektedir. Burada internet kavramına biraz değinmek istiyorum. Teknik olarak birden fazla bilgisayar sisteminin birbiriyle bağlantısı anlamına gelen internet, sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Amerika'da ortaya çıkmış bir teknoloji harikasıdır. Hatta interneti bilgi çağının, bilginin paylaşımı çağının başlangıcı olarak nitelendirebiliriz. İnternetin temeli 1969 yılında Amerikan Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan ARPANET sistemine dayanır. Sonraları Amerikan Savunma Bakanlığı ARPANET içinden ayrılarak askeri internet sistemine
kavuşmuşlar. Kendi askeri internet sistemlerini kurmuşlar Militarinet isminde. Ve ARPANET sistemi artık özel şirketlerin ortak işletmesine geçmiştir. Ve zamanla da tüm dünyada kullanılır hale gelmiştir. Ülkemizde ise ilk olarak 1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde kullanılmıştır internet. Bilgisayar ağlarının gelişmesi ve sınıflara girmesiyle bilgisayar destekli eğitimin yeni safhası olan internet destekli eğitim başlamış oldu. Çağdaş eğitimde internete dayanmadan bir eğitim reformu hazırlamak mümkün değildir. Ancak ilginç bir ayrıntı paylaşmak istiyorum. Cep telefonlarının yaydığı radyasyondan 3 kat daha fazla radyasyon yaydığı gerekçesiyle İngiltere'deki okullarda kablosuz ağ bağlantısı yasaklanmış. Görüldüğü üzere bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler eğitim sistemlerini de etkiliyor. Eğitimde kullanılan yöntem ve tekniklerin değişmesine, araçların yenilenmesine sebep oluyor. Ülkeler eğitimle ilgili gelişmeleri sürekli takip ederek toplumları için ideal eğitim sistemlerini kurmayı hedefliyorlar. Ülkelerin bilgisayar destekli eğitim uygulamalarındaki başarıları, uygulamaların geçmişin uzunluğundan çok konuya verdikleri öneme ve izledikleri yaklaşımlara bağlıdır. Örneğin dünyada bilgisayarın eğitim alanında kullanıldığı ilk ülke İtalya'dır. Amerika, İtalya'dan yaklaşık 10 yıl sonra eğitim alanında bilgisayar kullanmaya başlamış. Ancak buna rağmen Amerika günümüzde bilgisayar destekli eğitimde en önde gelen ülkelerden birisidir. Ve bunu da bilgisayar destekli eğitime yaklaşımına borçludur. Yani önce araştırma deneme yolu izlemiş, pilot uygulamaları takip etmiş ve bu uygulamaların neticesinde kendi çalışmalarını ona göre yönlendirmiştir. Bilgisayarın eğitim ortamı olarak kullanımı ile ilgili bu uygulamalar, yani ilk uygulamalar fizik ve matematik kökenli bilgisayarcıların tek elinde gerçekleşmiş. Bu yüzden bilgisayar destekli eğitim uygulamalarını bu kişiler kendi alanlarına yakın olan alanlardan başlamasına neden olmuş. Bu nedenle de günümüzde bilgisayar destekli öğretim uygulamaları okul eğitim programlarının tümünü kapsaması açısından yetersiz kalmaktadır. Yani genellikle makineleşmeye daha uygun dersler üzerinde yoğunlaşmaktadır bilgisayar destekli eğitim. Yani sosyal bilimlerin öğretiminde bilgisayardan yeterince yararlanılamamasına sebep oluyor bu durum. Eğitim kurumları bilgisayar teknolojisinin gerçek potansiyelinden yeterince yararlanamıyor dedik. Çünkü eğitimciler bilgisayar alanındaki hızlı gelişimleri izlemekte yavaş davranıyorlar ve bu durumda donanımlarının teknolojinin gerisinde kalmasına neden oluyor. Okullardaki bilgisayar donanımları teknolojinin gerisinde kalıyor. Türkiye'de bilgisayar destekli öğretimle ilgili ilk faaliyetler 1980'li yılların yarısına rastlar. Proje düzeyinde ilk uygulamalar 1988-1989 eğitim öğretim yılında başlatılmıştır. Bilgisayar destekli eğitim projesi ismi altında başlatılmıştır. Bilgiye ulaşmanın en kolay yolu olan teknolojik ürünler artık okullarımızda eğitim araç ve gereçleri açısından uygun bir şekilde yer bulmaya başlamıştır. Bir dönem tepegöz, video, televizyon, radyo gibi materyaller kullanılırken artık onların yerine günümüzde akıllı tahtalar, projeksiyon cihazları, tablet bilgisayarlar almaya başlamıştır. Ülkemizin bilgi toplumuna geçiş sürecinde Kalkınma Bakanlığı tarafından 2005 yılında hazırlanan E-Dönüşüm Türkiye Projesi kısa dönem eylem planı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı eğitim ve insan kaynakları konulu eylemleri gerçekleştirmekten sorumlu bakanlık olarak belirlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı bilgi toplumu çalışmalarını iki boyutta ele alır. Bizi ilgilendiren boyut, Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan personellerin ve bu eğitim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik olarak düzenlenen çalışmalardır. Bakanlık, okulların bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısını kurmaya ve geliştirmeye yönelik olarak Dünya Bankası, Intel, Microsoft gibi uluslararası kuruluş ve firmalarla işbirliği yapmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasının yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen projelerden bazıları e-okul, mesela fırsatları arttırma, teknolojileri iyileştirme hareketi olarak açılımını yaptığımız Fatih projesi,
eğitim bilişim ağı, internete erişim projesi, orta öğretim projesi, World Links projesi, bilişim okuryazarlığı, bilgisayarlı eğitime destek projeleri bu projelerden bazılarıdır. Arkadaşlar konumuz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler.